Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, evde yerinden çıkmış priz nasıl monte edilir, nasıl tamir edilir onu e, anlatacağım. E, kanalımda pratik, evdeki pratik tamiratlarla ilgili bilgiler vermeye çalışıyorum. E, her evde böyle sıkıntılar olabilir. Prizler yerinden çıkabilir. E, ben de size bunu bu, bugün nasıl monte edeceğinizi göstereceğim. Çok basit arkadaşlar. Öncelikle kontrol amaçlı kontrol kamerayla Buradan kontrol edelim. Ben buna bağlı 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 sigortayı kapatmıştım. Çünkü güvenlik açısından sigortayı kapatmanızı öneririm. E, çünkü kaçak olabilir. E, yani Allah korusun elektri elektrik akımına maruz kalabilirsiniz O yüzden sigortayı kapatırsanız daha rahat olur. Öncelikle e, prizimizin şu orta kapağını söküyoruz. Şurada ortada vida var. Bunu söküyoruz. Prizimizi yerine monte etmek için. Burada gördüğünüz metal çerçeve var. E, ve prizin iç yapısı gördüğünüz gibi porselen. E, burada kaçak olma durumunda metale metalde elektrik olma durumu olabilir. O yüzden elektrik e, bağlantısını e, sigortadan kapatırsanız güvenliğiniz açısından daha iyi olur. E, gördüğünüz gibi şurada iki tane vida var. Bunlar e, buvata sabitleme vidası, anahtarı. Bunları gevşetiyoruz arkadaşlar. E, gevşettiğimiz zaman Sabitleme vidalarını zaten şöyle hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi prisen yerinden çıkarttık. Arkadaşlar normalde bağlantılar şu faz ben daha önce ölçmüştüm. Elektrik mavi de var. Nötr ve toprak. Burada toprak hattı kırmızı yapılmış. Kablo rengi kırmızı. Normalde toprak hattının kablo, kablo rengi sarı yeşil olmaz olmaz gerekiyor. Çünkü evrensel olarak kablo bağlantı rengi toprak hattının sarı yeşildir. O yüzden e, çoğu evde sarı yeşildir ama benim hattımda bunu kırmızı olarak kullanmışlar. Bu kara, kafa karışıklığı yaratabilir. O yüzden sarı yeşil gördüğünüz kablo toprak hattıdır. Toprak hattını da ortaya bağlıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken Toprak hattıyla Diğer faz veya nötrü Hiçbir şekilde birbirine değmemesi gerekiyor. E, atıyorum yani siz Kablo da yerinden çıkmış olabilir. Onu da bağ, bağ, bağlı olabilirsiniz. O yüzden dikkat etmeniz gereken burada Dediğim gibi to toprak hattının Nötr veya fazla temas etmemesi gerekiyor. Zaten buraya Klemense monte ediyorsunuz. Çünkü bazı kablolar Mesela bu kablo antigron kablo, sert kablo, tek damarlı. Bazı kablolar bazı evlerde, tesisatlarda çok damarlı kablo oluyor. Mesela çok damarlı kabloyu bağlarken bir damarı buradan kaçıp da fazla veya nötre toprağa temas etme etmesi olabilir. O yüzden de kısa devreye yol açar. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Antigron kabloda böyle bir şey olmaz. Yani klemense sabitlerseniz ancak yerinden çıkarsa temas edebilir. O yüzden Böyle kontrol etmeniz gerekiyor sıkı sıkı kablolar yerinde mi diye. Çünkü dediğim gibi tam böyle bağlayamazsanız yerinden çıkar bu kablolar. Birbirine değdiği zaman da kısa devre yapar. Bu da evinizde sigortanın atmasına veya bağlı olan cihazın yanmasına sebep olabilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor bağlantılara. Kremez şey anahtarımızın kasasını bu şekilde yerine ittiriyoruz arkadaşlar. Tekrar bu sabitleme vidalarını sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi sabitlerden sıktık. Şu anda kasa sağlam oldu. Tekrar plastik kasayı takıyoruz üst üstüne. Bunda yön çok fark etmiyor. Faz nötr yönü de çok önemli değil arkadaşlar. Fazı nötrü sağa veya sola bağlamanızda bir sakınca yok. Yani yerleri çok önemli değil çünkü alternatif alternatif akımda bu değişkendir. O yüzden Fazın veya nötrün yeri çok önemli değil. Şu anda nötr burada. Nötrü buraya da bağlayabilirsiniz. Şey, pardon faz burada. Nötr burada. Yerlerini değiştirebilirsiniz. Çok önemli değil. Yani hangi tarafınıza bağlansız bağlayın. Tak takacağınız cihaz çalışır. Sadece toprak. Dediğim gibi toprak attığında dikkat etmeniz gerekiyor. Orta kısmında olması lazım. Ve faza veya nötr edememesi gerekiyor. Kasayı da yerine takıyoruz. Plastik kasayı. Ortadaki vidayı sıktığımızda işlem tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi prizi yerine monta ettik. Gayet de sağlam oldu. Şöyle kontrol ediyorum. Ee, bu kadar basit arkadaşlar. Yani evinizde bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun için herhangi bir e, usta çağırmanıza gerek yok. Basit bir işlem. Ee, dediğim gibi kanalımda böyle basit, e, pratik bilgiler vermeye çalışıyorum. E, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Size daha farklı videolar çekmem için. Şimdi bu, bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.